Selamünaleyküm arkadaşlar. Farah online dershanesine hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü ünitemizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Resimde bazı örnekler verilmiş arkadaşlar. Birinci resimimizde kezip, oynap, kılgan bir adam bağ arkadaşlar. İkinci resimde ise adaşları bilen, geplişip, paranlaşıp, oynap, kılgan, ayalla bağ. Üçüncü resimde yürüyüş yapan, yürüyüş yapan bir kadın var. Doğa yürüyüşü yapıyor. Dördüncü resimde müzik dinleyen bir arkadaşımız var. Bunların hepsi insanların boş zamanlarında yaptığı aktiviteler arkadaşlar. Herkes bu aktiviteleri kendilerine göre şekillendirip çoğaltabilir. Beşinci resimde alışveriş alışveriş yapan bir kadın var. Altıncı resimde futbol oynayan bir çocuk var. Yedinci resimde gitar çalan bir adam var. Sekizinci resimde gazete okuyan birisi var. Dokuzuncu resimde arkadaşıyla e, PlayStation ya da online oyun oynayan birisi var. 10. resimde Kino Kören Er Ayalba. 11. resimde bilgisayar kompüter aldı da oltağan bir Ayalba. 12. resimde konsere giden insanlar. 13. resimde yemeğe giden insanlar. 14. resimde spor yapan insanlar. 15. resimde de fotoğraf çeken insan örneği verilmiş. Bunların hepsi aslında kalıptır arkadaşlar. Yani boş zamanlarında ne yapıyorsun? Spor yapıyorum, müzik dinliyorum, alışverişe gidiyorum, arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Bu tür cevaplar verilir. Hazırlık çalışmasında da görsellerle bunu desteklemek istemiş. Burada görüldüğü gibi hepsinin ki resimde yaptığı aktiviteleri eşleştirmemiz isteniyor. Sokakta yürüyor, arkadaşlarla oturuyor. O parkta yürüyor gibi az önce anlattığım fiillerin hepsini buraya yerleştirmemiz istenmiş. Okuma kısmında ise dört tane okuma metni verilmiş. Ben yine bir tanesini seçip okumak istiyorum. Spor kulübü. Biz sporu çok seviyoruz. Hepimiz birçok sporu yapıyoruz. Biz her gün tenis oynuyoruz, koşuyoruz, yüzüyoruz. Hafta sonu futbol oynuyoruz. Ayrıca maçlara gidiyoruz veya maçları televizyonda izliyoruz. Biz sağlıklı besleniyoruz. Çok sebze ve meyve yiyoruz. Her gün 2-3 litre su içiyoruz. Burada 4 tane kulüp verilmiş ve kulüplerin özellikleri, kulüplerde bulunan insanların neler yaptığından bahsedilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3. ünitemizin 2. bölümünün dil bilgisi konusu ise yönelme durumu. Nereye, kime sorularına cevap veren hal ekidir. Çocuklar nereye biniyor? Çocuklar otobüse biniyor. A, E eklerinin gelmesiyle yönelme durum, hal eki gelmiş bulunuyor arkadaşlar. Selçuk Bey nereye dönüyor? Selçuk Bey eve dönüyor. Onlar nereye gidiyor? Onlar parka gidiyor. Park bir orun bildirir arkadaşlar. A eki gelerek yönelme durum, hal ekini almış oluyor. Berk nereye giriyor? Berk yatağa giriyor. Yatak bir orunun, orun bildirir. A eki gelerek yönelme durum hal eki almış olur. Hasan amca nereye oturuyor? Hasan amca koltuğa oturuyor. Nereye sorusuna? A e ekleri gelerek yönelme durum hal eki almış oluyor. Ersin Bey nereye giriyor? Ersin Bey ofise giriyor. Men öyge mangdım. Oradaki öyge mandım. Bizde de yönelme durum hal eki aslında. Uygurca ve Türkçe bu yönelme hal ekinde de çok benziyor. Ka yer, yerge mandınız, ka yerge mandınız. Ben mektepke mandım diye. Orada mektep bir orunun yeri. Biz mektepge diyerek yönelme hal eki aldırmış oluyoruz aslında ona. Barış nereye tırmanıyor? Barış dağa tırmanıyor. Selçuk nereye gidiyor? Selçuk okula gidiyor. Az önce söylediğimin aynısı. K-Yer-G, mektep mektepge. Onlar nereye bakıyor? Onlar gökyüzüne bakıyor. Ahmet kime yardım ediyor? Ahmet Filiz'e yardım ediyor. Bakın arkadaşlar her zaman da orun bildiren kelimeye değil bazen de isime geliyor bu a e ekleri. Az önce olduğu gibi mesela mektep G diye mektep bir orunun ismi oraya geldiği için yönelme hal eki oluyor demiştim ama burada Ahmet Filiz'e yardım ediyor burada Filiz E E geldiği için yönelme durum hal eki almış bulunuyor Barış kime hediye veriyor Barış Ayla'ya hediye veriyor Ayla bir isimdir A yönelme durum hal ekidir Y burada kaynaştırmadır arkadaşlar Ayla'ya hediye veriyor yönelme durum hal ekleri görüldüğü gibi a e olarak verildi arkadaşlar. Kime bakıyor? Bana bakıyor, sana bakıyor, ona bakıyor, bize bakıyor, size bakıyor, onlara bakıyor. Hepsinin sonundaki hepsinin sonundaki a a a e e a yönelme hal ekidir. Kime? Bana. Ali sandalyeye oturuyor nereye oturuyor sorusuna sandalyeye oturuyor. Burada yönelme hal eki. Ali sandalyeden kalkıyor. Danden ayrılma hal eki. Ali sandalyede oturuyor. Bulunma hal eki arkadaşlar. Burada üç eki de örnekle vermiş oldum size. Nerede evde bulunma hal eki. Nereden evden ayrılma hal eki. Nereye eve yönelme hal eki. K yerde öyde. Öyde bolganlıkını demekçi. K yerden öyden. Öyden öyden kitişini demekçi. Ayrılış. K yerge öyge öyge bir iş, yani yönelme. Bu üç durum. Hal eki de şu an bir slaytta üç resim halinde verildi arkadaşlar. Nereden? Evden. K yerden? Öyden öyden kitiş yani ayrılma. Nereye okula? K Mektep-G. yönelme, gitme. Kitabımızda yönelme durum hal eki görüldüğü gibi ele alınmış arkadaşlar. Uzaklaşma durumu, ayrılma durumu. K yerden, mektepten bu şekilde alıştırmalar verilmiş arkadaşlar. Ben bu üç resimdeki örneklerden birini sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Benim adım Tuğba. Ben Ankara'da yaşıyorum. Da, de, bulunma hal eki. Ben hemşireyim. Zamanım genellikle hastanede yine da, de, bulunma eki geçiyor. Boş zamanlarımda sinemaya gidiyorum. Nereye? Sinemaya. Nereye sorusuna sinemaya diye cevap aldığımız için yönelme durumu eki. K yerge parkta kitap okuyorum kitaplardan çok hoşlanıyorum. Evet arkadaşlar üçüncü ünitemizin ki ikinci konusu bu şekilde sona ermiş oluyor ve üçüncü ünitemizin son konusu olan ne yapıyorsun konusuna geçiyorum arkadaşlar istiyorum istemiyoruz istiyor musunuz istemiyorlar mı? istiyorum fiilini şimdiki zaman eki alarak olumlu olumsuz soru şeklinde kalıplarla ifade etmiş arkadaşlar. Hazırlık çalışmasında boş zamanlarını insanların nasıl değerlendirdiğini belli eden bazı kalıplardan bahsetmiştik. Açıklama kısmında bulunan pdf'de olacak arkadaşlar bu sergi falan ne demek oradan Türkçe kelimelerin Uygurca karşılığını orada bulabilirsiniz. Burada bir okuma metnimiz verilmiş. Ve üçüncü ünitemizin son kısmında mak istemek kalıbını ele almış arkadaşlar. Değil mak iste ve zaman ekleri ile oluşan bir kalıptan bahsetmiş. Seninle konuşmak istiyorum. Konuş burada fiil. Mak, mek, eki. Mak, mek ve iste kalıbı get getirilerek buradaki konuşmak istiyorum. Kalıp ifadesini elde etmiş arkadaşlar. Konuş, Normalde fiilimizin kökü mastar eki olan makmek eklenmiş. Derya, derya parka gitmek istemiyor. Gitmek, burada fiil arkadaşlar, istemiyor. İstemek, mame ile bunu olumsuz yapmışlar. Şimdiki zaman eki olan yor ekimiz eklenerek gitmek istemiyor kalıbını elde etmişler arkadaşlar. Üçüncü ünitemizin son dil bilgisi konusu da bu şekildeydi. Ve ünite sonunun değerlendirmesi kelime listemizle üçüncü ünitemizin de sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda dördüncü ünitemize giriş yapacağız inşallah. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.